Evet, Eskişehir Nabzı devam ediyor değerli izleyenler. Ali Baş, Nuray Akçasoy ve Orhan Durmuş'la beraber ilk bölümde Tülomsaç meselesini konuştuk, masaya yatırdık. Şimdi bu bölümde belirttiğimiz gibi programımızın başında ve ilk turun sonunda hafriyat atıklarının depolanması meselesi var. Türkiye'nin sorunu, Eskişehir'in de sorunu, belediye kanunundaki imar düzenlemesi ve deprem. Bunu konuşacağız. İlk olarak Orhan Bey, size dönmek istiyorum. Belirtiyoruz, hep söylüyoruz. Bir hafriyat toplama problemimiz var. Bu özellikle İstanbul'da çok fazla gündeme geliyor. Ankara'da çok fazla gündeme geliyor. Boş arazilere büyük tonajlı araçlar bırakıyorlar hafriyatı. İşte bu inşaat atığı da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Eskişehir'de de aynı aslında konuda müzdaripiz. Müzdaripiz ve yakalayamadığımız, suçüstü tespit edemediğimiz takdirde o hafriyatı atan kişilere de bir sonuç elde edemiyoruz bu noktada. Hem belediyelerin de şeyi var, burada bir sorumluluğu var. Hem de bildiğim kadarıyla Çevre Müdürlüğü'nün, emniyetin de sorumluluğu var. Ne düşünüyorsunuz? Biz bu problemi nasıl çözeriz? Eskişehir'deki problem nedir? Nedeni nedir? Evet. Şimdi bizim gerek inşaat müteahhitlerinden, gerekse vatandaşlardan bize gelen şikayetler ya da problemler şu noktada düğümleniyor. Şimdi bir vatandaş evinde bir tadilat yapacak olduğu zaman bütün evin işte içerisindeki malzemelerini inşaat atı olarak kırıp döküp onları belli bir çuvala koyup oradan belediyenin belirlediği Emircioğlu ve işte Keskin'deki Emircioğlu'ndaki sadece karıştırabilirim ham toprağı alıyor. Hı. Diğeri de inşaat molozlarını alıyor. Bu ikisinin yeri değişik olabilir. Dolayısıyla buralara naklediliyor. Fakat sorun şu, oradaki depolama tesisinde, tabii bu depolama tesisleri de 5216 sayılı kanununda Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş ve depolama alanının önceden belirlenmiş, eğer özel sektöre de verilmesi söz konusu ise de belli bir ruhsatla yerin, bölgenin tanımlanmış olması gerekiyor. Yani her yere dökümü yapamıyorsunuz. Evet. Belediyenin, burada Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği Keskin ve Emircioğlu mahallelerindeki bu belirtilen bölgelere atıklar giderken orada bir defansla karşılaşıyor. O da şu, diyor ki oradaki görevliler, biz böyle çuval içinde alamayız. Nasıl alacak? Ne yapacaksınız? Siz bunu ayrıştıracaksınız. Belli bir dokümantasyona tabi tutacak, tasnife tabi tutacaksınız. Ondan sonra ancak alabilirsiniz. Ama şirket ya da vatandaş bunu nasıl yapsın ki? İşte sorun da burada zaten. Vatandaşlarımız da, işte gerek müteahhitler de bundan çok muzdarip. Hafriyat toprağında yine aynı şekilde bir inşaat kazısı sırasında o toprağın içerisinde bir şekilde kaya parçası, taş parçası gibi şeyler varsa bu ham toprak değildir. Gidin bunu temizleyin. İşte içindeki maddeleri ayrıştırın. Taş, kaya vesaire. Ondan sonra buraya getirip dökebilirsiniz gibi bir defansla karşılaşılıyor. Bu da maliyetleri ikiye katlıyor. Yani zaten oradan işte 20-22 tonluk bir kamyonun gitmesi belli bir maliyet. Bunun zaten ton başına 8,5 lira mı yanlış hatırlamıyorsam bir bedeli var. Bu paradan kaçmıyor vatandaş ya da müteahhit. Evet. Ama oraya gittikten sonra böyle bir defansla karşılaşıp hayır siz bunu gidip ayrıştırıp gelin ondan sonra kabul ederiz dendiği zaman o tekrar gidiyor. Ki bu ne kadar mümkün oluyor her zaman o da bir nerede ayrıştırıyorlar, nasıl ayrıştırıyorlar? İşte peki? Bu sıkıntı. Bunu vatandaş yani tekrar o inşaat sahasına gidecek, orada işte taşları geri koyacak, toprağa tekrar yükleyecek, götürecek. Bu biraz akıl dışı veyahut da çözümsüzlüğü barındıran bir durum. Bu sebeple buradaki sıkıntı epeyce bir vatandaş açısından tepkiye sebep oluyor. Bir mağduriyet var.
Biz de diyoruz ki Büyükşehir Belediye'miz hazır bu belirlenen alanlarda bir ön ayrıştırma tesisi yapsın. Bu aynı zamanda ekonomik olarak da buradaki özellikle inşaat atıklarında mesela kullanılabilecek durumda olanların filan da ekonomiye yeniden kazandırılması, geri dönüşümünün sağlanması noktasında bir fayda sağlayacak. Biz bu noktada artık bu geri dönüşümü başka şehirler veya başka ülkeler çok iyi noktaya taşıdılar. Biz hala bazı noktalarda çok iyileştiremedik. Atıkların işte dönüştürülmesinde bazı ülkelerde %90'ları geçen oranlar var. Ne yazık ki Eskişehir'de bunu daha henüz yakalayamadık. bu noktalarda orada bir ön ayrıştırma tesisinin yapılması zarureti var. Yaşanan sıkıntılardan da anladığımız bu çözüm olarak bunu sunabiliriz. Diğer konuda da yine katı atıkların, yine çöplerin bertarafında da her ne kadar işte Büyükşehir Belediye'miz bunları geri kazandırmak adına işte çöplerden elektrik enerjisi üretiyoruz gibi tesisler yapsa da toplamın %1'ine tekabül eden bir tasarruf söz konusu oluyor ki bunların gönül arzu ediyor ki biraz daha geliştirilmesi, biraz daha iyileştirilmesi, daha fazla alana yayılması, daha fazla üretim sağlaması, yani elektrik yapılıyorsa üretimi. Yani çok yüzlerce konutun elektriği veriliyor şu anda Büyükşehir Belediyesi tarafından. Yani o şey yapılıyor, o üretim i̇şte gerçekleşiyor. Bu çok yeterli düzeyde değil, bunu daha fazla geliştirmek lazım. Söylediğim gibi bizim hedefimizin burada çöplerin ya da işte bu inşaat atıklarının geri dönüşümünde çok daha yüksek oranlı bir seviyeye çıkartılabilmesini arzu ediyoruz. Peki. Nuray Hanım, sizden devam edelim. Orhan Bey'e öncelikle katılıyor musunuz? Burada yani o geri dönüşüm tesislerinde böyle bir problem var mı? İnsanlar geri mi gönderiliyor? Tırlar geri mi gönderiliyor? Bunu ayrıştır gel mi deniliyor? Eğer böyle bir şey deniliyorsa Büyükşehir Belediyesi'nin ne yapması lazım? Bunun nasıl bir çözümü olabilir? Şimdi bir kere öncelikle Orhan Bey'in söylediği iki şeyi birbirinden ayıralım. Bir, evinde bir inşaat yapmak isteyen, banyosunu, mutfağını değiştirmek isteyen vatandaşlarımızın iki alt belediye, ilçe belediyelerimize, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerimize müracaatı ile onların istenen saatte dışarıya bırakılarak belirli çuvalların içerisinde dışarıya bırakılarak çok cüzi miktarlarda bir ücretle alınması söz konusu. Evet. İki belediyemizin de bunun çalışan sistemi var. Evet. Bu sadece evde yaptığınız küçük bazlı inşaatlar için. Şimdi, yani 10 çuvala kadar falan söyleyeyim yani. Ben. Evet. Aynen öyle. Hani mutfağınızı kırdınız, yıktınız, fayanslarını yıktınız vesaire gibi. Çünkü bunlar da atağa giriyor ve bunların çöple birlikte olması mümkün değil. Ve bunlar da belli oranda belediyeler alıyorlar. Aynen ve bu oturmuş bir vaziyette. Evden alıyorlar. Siz, aynen öyle. Evet. Hatta telefon edebiliyorsunuz, saatle randevuleşebiliyorsunuz. Hemen ustaların arkasından indirmek istiyorsanız onları da yapabiliyorsunuz. Sadece belirli çuvallarla bunu yapmanız uygun görülüyor. Çünkü yırtılan poşetle vesaire olmaması gereken bunlar çöplerimiz. Bu bir. İki, bir de hafriyat atıkları dediğimiz bir bina var. Bu binanın hafriyatı var. Şimdi bu binanın içinde yıkılırken öncelikle artık yönetmelikler şunu söylüyor. Modern dünyanın yönetmelikleri, tüm dünyada da kullanılan tarz budur. Şehircilik Bakanlığı da bununla ilgili çok katı bir yönetmelik çıkarmıştır. Ve bu yönetmelikte şu söyleniyor. Siz bir binayı yıkıyorsunuz. Artık bir binaya grader giriyor, patır kütür bunu indiriyor diye bir şey söz konusu değil. Önce ne yapıyor? Bunun çerçevelerini alıyor. Bir grup geliyor, onu alıyor. Evet. Bir grup geliyor, içinde var olan demirler varsa onları temizliyor. Bir grup geliyor, tuğlalar çok kıymetli, hala kullanılabiliyor. Bir şekilde dönüştürülüyor veya dönüştürülmüyor, kiremitler. Onları gelip alanlar var. Artık sistemin böyle olması lazım. Şimdi bu temele kadar indiniz. Binayı yıktınız artık bir şekliyle. Aldınız bütün bu malzemeleri ve bunların farklı farklı alınması gerekiyor. Geldiniz zemine. Şimdi zeminde burada zeminin hafriyatını alırken içinde toprak da olabiliyor. Biliyorsunuz su basmanı dediğimiz betonu da olabiliyor. Yer altında belki onun bir kendine göre garajı var, başka şeyleri var. Bunlarla birlikte kepçelerle bu ayrıştırılıyor biraz büyükleriyle. Fakat
Bizim hafriyatçılarımız biraz kolaycılık istiyor. Diyor ki ben bunların hepsini paldır küldür buradan toplayayım. Sonra bunları koyayım kamyonlara, getireyim size. Siz ayıklayınız. Şimdi burada aslında yönetmelik diyor ki 10 santime kadar, bakın bu kadar iddialı söylemiş. 10 santime kadar içerisinde olmayacak herhangi bir büyüklükte kaya parçası, beton. Bunu söylüyor bir kere. Şimdi bizim hafriyatçılarımız bazen işin kolayına kaçarak, daha kolaylaştırıcı şekilde, daha işten biraz da kaçarak bunları yapmayı arzu ediyorlar. Ama biz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda çok iddialıyız. Bunun bir düzenini sağlamak konusunda. Biz istemiyoruz ki vatandaşın bu yıkılmış binasının müteahhit tarafından bir kaçak bu nakliyeciler tarafından çevreye atılmasını. Bu çevreye yapılabilecek en büyük katliam. Bunlar oluyor mu? Oluyor. Evet. Ama Büyükşehir Belediyesi bunu da önlüyor ve hafriyatçılarla birlikte oturuyor. Artık sarı kamyonlar var. Ve bunların olmazsa olmazı gerekli koşullarıyla ruhsatlarında istenen sistemler var. Bunlar olacak. İkincisi, bunun o kamyonun üzerinde taşıt takip sistemi olacak. Biz onun damperinin kalktığı anda döktüğünün yerini biliyor olacağız. Bu olmazsa bu kaçağı önleyemezsiniz. Çünkü alan çok büyük. Siz her yerde bir zabıta, bir kolluk gücü bulundurma imkanınız mümkün değil, yok. Biz çevremizi nasıl koruyacağız bu atıklardan? Ancak bu sistemin içine dahil olan hafriyatçılarla yapabiliriz. Bu sistemin içine dahil olmayan, bu sistemin içine dahil olup da yine de kaçak dökmeye çalışan hafriyatçılarımıza göz açtırmıyoruz. Ve bunun cezaları çok yüksek. Yani diyorsunuz ki hafriyatçılar kurallara uysa hiçbir problem yaşamayacak. Kesinlikle. Evet. Burada söylemek istediğim bir şey daha var. Bizim Emircioğlu Mahallesi'nde bir adet, Karapınar Karapazarı Mahallesi'nde bir adet, toplam iki adet hafriyat toprağı depolama tesisimiz var. Evet. Şimdi burada temiz toprak olsun da istiyoruz. Çıkan gelen o temiz toprağın ayrıca da bambaşka yerlerde kullanımı söz konusu. Nerede kullanıyoruz? Bazen toplu konut için kullanıyoruz. Bazen bazı alanlarda, özellikle bu Muttalip bölgesinde çöküntü bölgeleri olan, biliyorsunuz, evet, alanlar var. Vatandaş müracaat ediyor, ispatlıyor tapusuyla, durumuyla, metrekaresiyle. Orada bu temiz toprağı kullanıyoruz. Ona gönderiyoruz. Kapatmak için. Kapatmak için, eşitlemek için, tarım yapmak istiyor belki de. Şimdi bizim bunun için temiz toprağa da ihtiyacımız var ve bunu sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak. Keskin Mahallesi'nde de bir adet inşaat yıkıntı atığı ve geri kazanım tesisimiz bulunmakta. Bu tesis içinde iki adet mobil kırıcı, bu dediğiniz hani büyük parça gelen yine de içine karışan betonların kırıcısı, bir adet sabit kırıcı makine ile inşaat yıkıntı atığı geri kazanımı yapılıyor. Evet. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Yine de gelmiş, elinde çok büyük betonu var. Biz onu almamak istiyoruz. Ama bunu kırarak belki farklı bir yöntemle yine bir tarafta biriktiriyoruz. Çünkü bunu da isteyen inşaat sahipleri olabiliyormuş inşaat yapacağı zamanda. Evet. Onun için de bir kenara ayırıyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak onu da yapıyoruz. Seyit Gazi Karayolu'nda ise bildiğiniz, biraz önce Orhan Bey'in de söylediği, bizim bir adet entegre katı atık bertaraf tesisimiz var. Burada daha çok evsel katı atıkları değerlendiriyoruz ve ne yapıyoruz? Enerjiye dönüştürüyoruz. Evet. Ve bu enerjiye dönüştürmemizde de biz karşılıklı mahsuplaşıyoruz. Çünkü enerjiyi satamıyorsunuz bir şekilde, ama farklı bir şekilde yine bunun kullanımını, satımını yaparak biz kendi belki buradan, çünkü aydınlatmalar, parklarımızı düşünün, bu konudaki masrafımızı düşünün, mahsuplaşmaya gidiyoruz. Yani biz... Elektrik idaresiyle. Elektrik idaresiyle. Haftada iki gün düzenli olarak şikayet aldığımız zamanda veya bir vatandaşın ihbarındaki, vatandaştan özellikle rica ediyoruz, mümkünse kamyonun plakasının çıkacağı şekilde fotoğraf alınız. Hemen bu şikayet yerine mutlaka gidiyoruz.
Zabıtamız orada tespit yapıyor. Bu kaçak dökümü yapmış olan hafriyatçıya da müthiş cezalar kesiyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Başka türlü bunu önleyemeyiz. Yapılmalı da zaten, oraya dökmeye versin. Ama hafriyatçılarımızın şöyle de şikayetleri oluyormuş. Efendim işte başka belediyeler göz yumuyorlar da, işte bunu işte bazen de bizi hoş görüyorlar da falan, olmaz. Bizim çevremiz, bırakacağımız şu doğal çevremiz bizim için en kıymetli şeyimiz. Biz bazen gidiyoruz Sarıcakaya yolu etrafında, görüyoruz bunları. Sağa sola atılmış, evet, çeşitli evsel atıklar, yıkıntılar, bu beton atıklar. Şimdi bunlar bizim canımızı yakıyor. Oradan bir daha kalkmıyor. O oraya ömür boyu zarar verecek. Önceden Karapınar'a da çok atılıyormuş. Kesinlikle. Hatta tartışmalar olmuştu Odunpazar Belediyesi'nde, biliyorsunuz. Kaldırdın, evet, kaldırmadın diye. Kaldırdın, kaldırmadın. Çünkü o atıklar bir daha geriye bir şekilde kazandırılması da zor. Size ekstra ekonomik harcama yaptırır belediyelerimize. Evet. Bunu temizlemekle biz yükümlü değiliz. Bunu bu hafriyatçılarımızla oturup kurallar neyse bu kurallar çerçevesinde yapmakla yükümlüyüz. Bunun içinde ana bu var, bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğe bizim Büyükşehir Belediye'miz son derece güzel uyuyor, yapmaya çalışıyor. Elektrik konusunda da dediği gibi daha azız, daha çok olmalıyız. Ama Orhan Bey de bilecektir, bu konuda da yatırımımız var. Bütçemizde de belki Orhan Bey hatırlayacaktır, gördü çünkü, inceledi. İki tane güneş enerjisi santrali yatırımımız olacak. Biri Mamuca'da, biri Gülpınar'da. Evet, bu da bizim elektrik enerjisini satma imkanıyla bizim de belediyeye olan katkısını arttıracağı için yatırımlara daha fazla girmemizi sağlayacak. Daha önemlisi temiz enerji. Kesinlikle. Kesinlikle buna yönelmek zorundayız, evet, artık. Şimdi Ali Baş, evet, Orhan Bey'i dinlediniz. Hı hı. Orhan Bey diyor ki, kardeşim sen ayrıştırman lazım. Evet. Getiriyorsun buraya ama ayrıştır gel diyorlar. Oradaki şeyler, geri dönüşüm tesisindekiler. Evet. Bu yönde de vatandaşın ya da işte müteahhitin mağdur olduğunu, tamam, söylüyor Orhan Bey. Nuray Hanım da böyle bir şeyin var olmadığını, oradaki görevlilerin doğru bir tavır sergilediğini, müteahhitlerin ya da vatandaşların kurallara uygun şekilde molozları ayırıp oraya götürmeleri gerektiğini, evet, ifade ediyor. Peki siz neyi ifade ediyorsunuz? Şimdi orta yolu bulun. Şimdi şunu ifade edeyim ben. Ben Keskin Gölet'in oradaki harfiyat döküm alanına gittim. Yani diğerlerine de gittim. Enerji olan yere de. Orayı bizzat kendim incelemek için gittim. Çevre İl Müdürlüğü ruhsat vermiyordu ben gittiğimde. Evet. Ya dedim niye vermiyormuş? Bir bakayım, bir dolaşayım. Arkadaş nedir? Diyor ki ya alttan su sızar. Sen buraya ne dökeceksin? Ben bir bakayım, bir inceleyeyim. Öyle ya. Keskin Gölet'i var, su gidecek. Başka bir şey var mı falan. Neyse, sonuçta karar verdiler. Evet, verilebilir. Demek ki Çevre Müdürlüğü diyor ki eğer başka bir şey dökersen burada tehlikeli, suya karışabilir. Şimdi bunu koymuş. Bunun için titiz, çok daha titiz olması gerekir orada görevler. Tersinden bakalım. Belediye başkanı dedi ki ya arkadaş bırakın vatandaş döksün ya, karışmayın işine. Alın. Yapamaz. Yönetmelik var. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları kontrol yönetmeliği. Buna bakacak, bu yönetmeliği okuyacak. Yani bunu belediye başkanı kafasından uydurmadı ki. Sayın hükümetimizin koyduğu, bütün belediyeler buna uyacak dediği bir yönetmelik. Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Buna başkası hiçbir şey yapamaz. Bunu yapacaksın, buna uyacaksın. Ha, ne yapabilir? Şimdi diyoruz ya burada, ya arkadaş ticaret erbabı da mağdur. Zaten ekonomik kriz de var. Bize bir kolaylık sağlasın. Hükümetten fayda yok, belediye bir şey yapsın. Ha, belediye ne yapabilir? Ayrıştıracaksın arkadaş. Bir kere bunun ötesi, berisi yok. Ayrıştıracaksın onu. Evet. Bunun kuralı bu. Ne yapabilir? Arkadaş fiyat düşecektir. Kilogram fiyatını düşürebilir. Belki bu olabilir. Ama yok işte görmemezlikten gel. Ben yandan kaçak gireyim. İstediğim yere dökeyim. Böyle bir şey olmaz. Bu, biz buna intizam, muntazam uyacağız. Ama belediye meclisine önerge versinler. Bunları indirsinler mensüleri, kimse. Arkadaş esnaf kriz var. İşte ya da kriz demiyorduk. Ne diyorduk? Ekonomik darboğaz var. Soruşturma açarlar sadece. Ekonomik darboğaz var. Esnafı rahatlatalım. Belediye de buna katkı bulsun. Bu olabilir. Bunlar tartışılır. Ama dediğim gibi nihai olarak Eskişehir'de şu anda bu iş güzel gidiyor. Diğer illerdeki gibi değil. Zaten
eskisi kadar hafriyat da yok. İş yok. Şu anda benim bildiğim herhalde Büyükşehir Belediyesi en iyi parayı şeyden kazanmıştır. Millet Bahçesi'nden. Ben başka bir şey görmüyorum şu anda. Hafriyatı görmüyorum. Biraz da kütüphane var. Ya. Biraz kütüphane bitti. Bitti. Oradan kazanıyordur. Başka yerden de para kazanamıyordur. Ha, bu. Ama ikisi de hükümetin yatırımları. Tabii, hükümetin yatırımları. Ben işte söyleyeceğim bu. Hakkını verelim yani. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'nde arkadaş esnafın durumu budur. Fiyat düşürülsün. Esnaf da gitsin. Bunları gerçekten ayırsın. Yani çuvala götürmeyeceksin. Şimdi 10 tane çuval. Alacaksın, onları boşaltacaksın bir kere. Tamam. Çuvalla ben yükledim. O bitti. Görecek arkadaş orada. Oradaki görevli görecek. O çuvalın içinde ne var? Ne yok? Başka bir şey var mı? Ev salatlık araya kaynamış mı? En tehlikelisi de canım, bu. Canım her şey olabilir. Onu da bir kenara bırakın. Türkiye'deki durumu biliyoruz. Evet, benim bir şey koyar. Evet. Asbestli gelen bir sürü ürün oluyor. Bunun suya karışması kadar tehlikeli bir şey. Dediğim olay bu. Evet. Onun için ben olaya böyle bakıyorum. Peki. Evet. Şimdi Orhan, buyurun en son Orhan Bey'e vereceğim. Cevap tamam. Hakkı doğdu. Evet. Peki olur. Ama ben şunu da ilave etmek istiyorum. Bu da önemli bir şey. Şimdi bir de bizim terk edilmiş maden sahalarımız var. Evet. En yakınımızda da Oklubalı'nda bir maden sahası var. Burada da arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapmışlar ve gerekli izinleri de almışlar. Terk edilmiş, artık içinde herhangi bir maden olasılığı kalmamış. Ama ilk gün aldıklarından bu yana çöl haline gelmiş. Maalesef öyle maden sahaları var. Türkiye'nin her yerinde var. Eskişehir'de de var. Bizim arkadaşlarımız burada elde edilen, bu hafriyatlardan elde edilen topraklarla orada bir düzenleme getirmişler. Ve o çukurluklar, çöküntüler doldurulmuş, evet. Ve de Nisan ayında ağaçlandırılmasına başlayacak. Ne güzel. Şimdi bundan daha güzel bir şey olabilir mi? O yüzden bu maalesef hafriyatçılarımızın bu konuda da Eskişehir'e biraz daha katkıları olduğunu düşünerek, hiç yoldan gocunmayarak bunların çalışmasının içinde olması onlar için de bir kazanç. Biz nefes alacak belki bir küçücük orman daha elde edeceğiz Eskişehir'in yakınında. Evet. Artık içeride herhangi bir hafriyat sahası yapma imkanınız zaten yok. Şehirler büyüyor, bunu yakınlarda yapamayız. Mümkün olduğunca şehrin dış kesimlerinde yapmak zorunluluğumuz var. Bir bunu söylemek isterim. Onun dışında bir şey daha ilave etmek isterim. Hani ben de sözümü bitireyim, Orhan Bey'e verirsiniz. Geçenlerde Eczacılar Odası'yla bir toplantı yapmıştık biz. Eczacılar Odası'nın da şöyle bir sorunu var. İlaç toplamayla ilgili. Şimdi ilaçları artık Sağlık Müdürlüğümüz eczacıların toplamasına izin vermiyor. Evet. Ama vatandaşın böyle kalmış bilgileri var kafasında. Ve arzu ediyor ki tarihi geçmiş ilaçları bir an önce birilerine bağışlasınlar. Şimdi burada da sıkıntılar var. Eskişehir'de henüz kimyasal olduğu için biz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak tıbbi atık sterilizasyon tesisimiz var olduğu için hastanelerimizden gelenleri alabiliyoruz. Evet. Ama ilaç kimyasala giriyor. Bunu bununla bir araya getiremiyormuşuz. Hmm. O bambaşka tesislerde, ki Türkiye'de iki yerde varmış, ancak oralarda bertaraf edilebiliyormuş. Suya, işte bitkiye vesaireye karışmayacak ama şekilde. Sağlık İl Müdürlüğü'ne mi verecek? Evet, yani? Sağlık İl Müdürlüğü'nün bu konuda çalışma yapmasını da istiyoruz ama ben bir haber daha duyduğum için bunu da söylemek isterim. Odunpazarı Belediyesi bununla ilgili vatandaşlarımız bilgilensin diye topluyormuş. Odunpazarı Belediyesi tarihi geçmiş ilaçları topluyormuş. Sultandere'de bir atık toplama merkezi yapmış. Evet. Zannediyorum orada toplayıp bu Türkiye'de var olan iki yerden birine gönderiyor zamanla. Çünkü kendisi bertaraf edemeyecek. Mümkün tabii, değil. Tabii. Ama bunun için daha sistemli çalışma bekliyoruz. Yine eczacılarımızın devreye girerek, eczacıların da bu sorumluluğu alabilecek en bilinçli kesim onlar çünkü. Eczacılar Odası bu konuda fikirler üretiyor. Güzel çalışmaları var. Hı. Bu konuda da ben isterim ki onlar Sağlık Müdürlüğü ile belediyelerimizle işbirliği içinde olsunlar isterim. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Teşekkür ederiz. Evet, Orhan Bey, Ali Bey ve Nuray Hanım'ın söylediklerini dinledik. Önce Ali Bey'den başlayayım. Evet. Ali Bey sağ olsun lafı eviriyor, çeviriyor. Bir şekilde hükümete, bir şekilde golü atıyor diyorsun. İdareye, evet, bir laf çarptırıyor. O da bir belki basın mensubu olmasının getirdiği eleştirel gözle bakıyor. Saygı duyuyorum ama size de akıl verdim. Bak nasıl yapacağınızı tarif ettim. Eyvallah. Şimdi burada öteden beri bir sorun var. Yani vatandaşlar bunu bize ilettiklerine göre bir sorun var. Burada tekraren söylüyorum, bir ön ayrıştırma tesisi yapılabilir. Bu çok zor değil.
İşte Nuray Hanım söyledi, her ne kadar orada bir işte kırıcı, onu delici, Ali Bey de ifade etti, belediye bu işi şey ayrıştıracak varsa, kardeşim dedi yani. Ha, varsa da bu yeterli değil. Şimdi bir orada olabilir. Vatandaşın derdi şu, biz gittiğimizde geri dönmeyelim. Gerekirse bu orada belediye bir ek bir ayrıştırma tesisi yapsın. Parasını da gerekirse verelim, alsın. Biz ona razıyız, biz verelim. Ama 22 tonluk bir damperli aracın, kamyonun oradan tekrar şey içine 15-20 kilometre tekrar yol yapması, onu tekrar bir yerlerde, bakın bir yerlerde diyorum, muhtemelen farklı bir yerlerde, yani çevreyi kirletebilecek bir yerlerde. Ya da canı sıkılacak, lanet olsun deyip döküp gidecek, ya kaçacak. Ya da hatta özellikle küçük araçlar, hadi bu damperli kamyonların, hafriyatçı olanlarında Nuray Hanım'ın dediği gibi bir takip sistemi var. Bunlar kontrol ediliyor, evet, olabilir. Ama küçük araçlarda bu mümkün değil. Dolayısıyla kaçak noktadaki dökümlerin, hafriyat atıklarının çevreyi kirletmesine bir noktada imkan sağlanıyor. Ama vatandaşa bir çözüm sunulsa, bir kolaylık sunulsa, ki belediyenin görevleri böyle olmalı, vatandaşın önünü açmalı, biraz daha ona kolaylık sağlamalı. İşte İlçe belediyelerinde işte söylediğiniz gibi işte çuvallarla bir takım atıkların alınabildiğini söylediniz. Bu zaten bir ihtiyaç olduğu anlaşıldı ki yeni belediye yasası tasarısında ilçe belediyelerine de atık yönetme ve atık tesisi kurma, bertaraf tesisi ve buna ilişkin alanların oluşturulması yetkisi konuyor, devrediliyor. Dolayısıyla buradaki bir sıkıntı, hani başka illerde de, sadece Eskişehir'i söylemiyoruz, başka illerde de buna benzer sıkıntılar olmuş olmalı ki bir yasa tasarısına bu maddede eklenerek konuyu biraz daha vatandaş lehine çözme noktasında bir irade gelişiyor. Peki. Şimdi Nuray Hanım'a burada bir cevap olsun diye söyleyeyim. Hani güneş enerjisi yapacağız, onunla ilgili. Yeni bir tartışma çıkarmayalım. Haftaya çıkaralım o tartışmayı. Yok, orada şunu söyleyeceğim sadece. Geciktirilmekte. Biz bunun bir an önce hayata geçmesini dileriz. Çünkü benim baktığım kadarıyla faaliyet raporunda ta 2017'de bütçeye bununla ilgili bir ödenek konulmuş. Ama 2018'de hayata geçirileceği varsayılmış ya da engellenmiş olamaz mı? Hayır, kaynak kişi tabii bu. Bunun başka sebepleri vardır. Belki kaynak kişi diyorum. İlgili yani raporların, ilgili efendim tesisin işte belki bakanlıktan alınması gereken yetki noktasındaki süreçlerin uzaması da olabilir. Amenna, ama her şekilde bunun bir an önce siz de AK Parti lazım. Grubu olarak bunu destekliyorsunuz. Destekliyoruz. Peki, elbette. Tamam. Temiz enerji gerekli. Bunu bir an önce belediyemiz hayata geçirsin istiyoruz. Tamam. Hadi şey de olabilir. Yani, abi bir şey daha söyleyeyim. Son. Bence. Yani ön bir ayıklama tesisi bence olabilir. Evet, son bir şey. Çok kısa alalım, yeni konuya yönetmeliğe geçelim. Yönetmeliğe tabii ki uygun çünkü olması gerekiyor bu atıkların bertarafının. Yönetmelik ama ayrıştırma tesisi kurmaya engel değil. Evet. Bunu bir doğru bilmemiz kredi gerekiyor. Kredi isterse hemen verir misiniz kredi onayı? Şimdi kredi verecek evet olan ben değilim. Ali Bey, parti siz adına değil. Ben şahsi katılıyorum. Kredi yetkisi verecek olan biziz. Bunu da mecliste de dile getiriyoruz. Biliyorsunuz tahsisli olan, yani bir işin yapılmasına matuf olan şunu, kredilerde sonuna kadar evet destek veriyoruz. Ekranı başındaki izleyenlerimize de hatırlatalım. Evet. Hem Orhan Bey AK Partili, tamam. Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nuray Hanım Cumhuriyet Halk Partili, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Ancak bu yayına tamamen şahsi olarak katılıyorlar. Partileri evet adına hiçbir biçimde konuşmuyorlar. Biz bazen takılıyoruz tabii Ali Baş'la beraber. Evet. Siz mi yapacaksınız? Siz kredi verecek misiniz? Hem Nuray Hanım hem Orhan Durmuş'a. Bunlar şakadan ibaret. Onu size söyleyelim değerli izleyenler. Yorumcularımız tamamıyla kendi şahsi yorumlarını yapıyorlar burada. Yeni konuya geçelim. Şimdi başta da belirttik. Bu deprem tartışmasını son dönemde çok dillendiriyoruz. Tartışılsın da bu faydalı bir durum. Çünkü Türkiye'de bir deprem gerçeği var. Biz deprem kuşağının üzerindeyiz ve gerçekten canımız yanıyor. Çok büyük kayıplarımız var. Mal kaybımız da çok büyük. Şimdi tabii deprem haftası olması münasebetiyle de
İnşaat Mühendisleri Odası da bir açıklama yaptı. Aslında Eskişehirli'nin bildiğini bir kere daha hatırlatarak uyardı. Dedi ki, bak kardeşim dedi, bir deprem olmasa anında Yunus Emre Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Cengiz Topel Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi darmaduman olur dedi. Çok büyük can kaybı yaşanır dedi. Mal kaybımız olur dedi. Bunun ötesinde orada ulaşım zafiyeti de gerçekleşir dedi. Kurtarabileceğimiz canları da kurtaramayabiliriz dedi. Bunun için de bir an önce biz inşaat mühendisleri olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Ama belediyelerimizde, sivil toplum örgütlerimizde, Çevre Şehircilik Bakanlığımızda bir araya gelip şu dönüşüm problemlerini halledelim dedi. Evet, Ali Baş. Buyurun. Şimdi bu yıllardır konuşuluyor. Bu yan yana olan bitişik nizam. Çok katlı binalar, şehrin merkezinde. Bir de eski yapısı da o. Tehlikeli. Yani burada insanları da tedirgin etmemek gerekir ama İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Kılıç. Hayır, bence tedirgin etmeli, evet. Ali Baş. Evet. Açıkladı bunu. Evet. Neresi? Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, Cengiz Topel, Yunus Emre, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, İsmet İnönü. İsmet İnönü Caddesi. Şimdi buralarda çok katlı binalar, bitişik nizam, eski yapı stoğu. Hatta bazı, bakın bu bizim hiç unutmam, Tarhan Apartmanı yıkıldığı zaman kamyon geçtiği zaman ev sallanıyormuş zaten apartman. Yıkılacağı belli yani. Sallanıyor dediler. Bunu biliyor. İşte belediyenin o iş makinesi var. Şöyle tutuyorlar, asfaltı kazıyorlar. Bunun gürültüsünden deprem olup sallanan inenler var. Ve gerçek depremde de bina çöktü. Ama bunu o Tarhan Apartmanı'nda yaşayanlar biliyor. Şimdi bu çok katlı binalarda da bakıyorsun işte Manisa'da deprem oldu diyor. Bazı Eskişehirliler hiç hissetmiyor. Bazı sallandık diyor. İşte bunun nedeni bu yapıyla ilgili bir durum. Ama işte çözüm nasıl olacak? Şimdi burada bir kere vatandaşın kendisinin bilinçli olması gerekir. Arkadaş biz risk altındayız. Bizi bu dertten kurtulun demesi gerekir. Bunu demediği sürece ben belediyelerin ya da herkesin yapacak bir durumu yok. Şimdi vatandaş kendisi müracaat edecek. Diyecek ki arkadaş bizim ya sonuçta burada bir baskı yapacak yani. Kamuoyu şurada baskısı. Kimse, şimdi devlet senin binana, sen diyorsun ki işte benim evim var, örnek diyorum, Yunus Emre Caddesi'nde işte 3+1 daire. Fiyatı ne kadar? 300 bin lira örnek veriyorum. Şimdi bu binaların, bir binayı hesap edin, yıkıp yeniden yapacaksınız. Şimdi bunun maliyetini kim karşılayacak? Bütün mesele bu. Bir de yaptığınız zaman bitişik nizam olmayacak, ayrık nizam olacak. Yani birini boşaltacaksınız. Binanın biri olacak, öbürü boş olacak. Öbürü olmayacak, biri olacak, öbürü boş olacak. Yani bunu nasıl organize edeceksiniz? Bu vatandaş şunu düşünüyor. Benim, evet, binam değer kaybedecek. Bu aradaki farkı kim verecek? Bütün mesele bu. Onun için vatandaş da diyor ki malcının yongası. Deprem olmadan çıkmıyor. Benim ev sağlam diyor. Bir şey olmaz diyor. Kendi kendine bunları söylüyor. Burada vatandaşın ikna edilmesi lazım. Vatandaşın da kendini ikna etmesi gerekir. Yoksa dışarıdan kimse arkadaş yarın deprem olacak hadi burayı boşaltın. Buraları biz yıkıyoruz diyemez deme hakkı da yok zaten. Benim bu konuda düşündüklerim, söyleyebileceklerim bunlar. Peki. Nuray Akçasoy, öyle bir deme hakkı yok mu? Yani bir kentsel dönüşüm yapsalar, anlaşsalar, uzlaşsalar. Şimdi, ya bazen işte afet riskli alan yapıyorlar. Gecekondu bölgesi ilan ediyorlar böyle kolay dönüştürülsün diye. Yapılabiliyor. Şimdi bununla ilgili tabii iki tane elimizde yasa var. 6306 ve 5393 yasaları. Ama tam da Ali Bey'in söylediği yerden devam etmek isterim ki öncelikle vatandaşa çok büyük iş düşüyor. Yani malcanın yongası, evet, o dediğiniz yükseklikteki binanıza bir kez daha kavuşamayabilirsiniz. Müteahhitle yapacağınız anlaşmada. Çünkü herkes kendi parsel bazındaki maliklerle başvurma imkanınız var. 5 katlı bir yapınız var. Hı hı. Bu 5 katlı yapınız diyorum ki işte 2002'de çıktı yönetmelik. 99 sonrası, büyük deprem sonrası yönetmelikler düzeltildi. Eğer bu 2001'den önce yapıldığı bir bina ise
Bir kere her şeyden önce bunu artık düşüneceksiniz. Evet. Bir kere bu tarihi bilelim. Çünkü yönetmelikler iyileştirme yolunda çok hızla ilerledi. Bir Adapazarı 99 depremi bize çok şey öğretti. İzmit vesaire, Gölcük biliyoruz, gördük, hatırlatmayalım vatandaşımıza. Korkutmak da istemiyorum. İnsanlar korkuyor ama tedbir şart. Şimdi bunu vatandaş kendi biliyorsa, binası en az 30 senelikse, o binada mutlaka artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan yetki almış firmalara veya Osman Gazi Üniversitemizin inşaat fakültesine başvurarak buradan alınacak malzemelerle binasını bir kontrol ettirme şartı var. Evet. Bunu yaptırmaz ise zaten 30 yıllık, 32 küsur, 33 yıllık binalarda bu riskin olduğunu biliyoruz. Çünkü o dönemin deprem yönetmeliğine göre yapılmış binalar bunlar. O vatandaşımız eğer burada bir risk duyarsa, bilirse, tespit edilirse zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu konuda riskliyse bunu onaylıyor ve 60 gün içerisinde boşaltması gerekliliğini söylüyor. Evet. Eğer firma güçlendirme yapmasının doğru olduğunu söylüyorsa vatandaşa, o zaman yine firma ile vatandaş oturuyor, güçlendirmeye gidiyor. Şimdi ne seçeneği var? Ya 60 gün içinde boşaltacak, binada bu çıkma olasılığı çok yüksek. Eğer 30-35 yıllık binalarınız varsa, yerini söylemiyorum bile. Evet. Hani bir de bazen daha riskli yerlerimiz de var. Sıvılaşma nedeniyle, Eskişehir'de suyun daha var olması nedeniyle. Şimdi vatandaş bunu yapmazsa, öncelikli olarak hangi kaynakla bunu yapabilirsiniz? Kaç bin evimiz var Eskişehir'de? Çok. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı illere, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile bir kaynak tespit eder, bu kaynağı aktarır. Bu il müdürlüğü öncelikli, hani bu yapısı eski binaları görüyor. O ekranında görebiliyor. Yapı stoğu var. Bina stoğunu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz de görüyor. Onlar üzerinden tespit ederek, belki üniversitelerimizi devreye sokarak, öğrencileri devreye sokarak bir kaynak geliştirip oradaki bu tespitleri yaparsa öncelikler daha hızlı belirlenmiş olur. Ama vatandaşımıza bırakacak olursak, ki şu anda öyle gözüküyor, vatandaş bunu korkudan yaptırmayabilir. Binasına bir söz gelmesin diye, rantından eksilecek diye olabilir. Kiracıları vardır içinde, herkes oradan bunu öğrendiği zaman kaçacaktır gibi gibi bir sürü unsur söz konusu. O yüzden öncelikle vatandaşımıza büyük iş düşüyor. Sonra neden oldu demeyelim. Yani bir Murat Kent hala aklımızda değil mi? Kaç yıl boş kaldı? Sonra bir güçlendirme, bir tadilat geçirdi. Evet. Ama riskli mi? Biliyor muyuz hepimiz? Biliyoruz. Biliyoruz. Şimdi bu tür binalarımız var. Şunu da hatırlatalım. Boşaltılmış binalar da yıkılmıyor. İşte şu aynı Yunus Emre Halk Çarşısı'nın etrafında 3 tane var. Yıkılmıyor onlar. Aynen öyle. Kendi kendine yıkılsa bu sefer vatandaşı öldürecek. Her türlü öldürecek yani. İşte niye yıkamıyoruz biz onları? Onları da yıkma konusunda çalışma yapmamız lazım ama bizim şöyle de bir sıkıntımız var. Mesela oradan vatandaşları boşalttırırken o vatandaşlarımıza bakanlıktan kira yardımı bile alamamışız. Evet. Vatandaşları kendi haline bırakmışız. Şimdi aslında birçok ilde bu tür şeylerde Şehircilik Bakanlığımız maalesef kira yardımı bile yapmamış o vatandaşlara. 3 binayı boşaltmışız ve o 3 binanın vatandaşları dağılmış gitmiş. Şimdi öyle bekliyorlar. Ne olacağı belirsiz bir durum söz konusu. Niye belirsiz Orhan Bey, size sorayım? O binalar niye yıkılamıyor? Şimdi bunu boşalmış binalar. Başlangıçtan itibaren gelin veya sondan çok gideyim kısa, özetle, bir defa. Hatırlatalım ki kira belki yardımını bir çaresi olur. Şartları var. Bu şartları sağlayanlara bu veriliyor. Benim son edindiğim bilgiye göre de bugüne kadar Eskişehir'de kentsel dönüşüm amacıyla binasını yenileyen vatandaşlarımıza toplamda 52 milyon lira bir kira yardımı yapıldı. Şimdi oradaki meselenin tam ayrıntısını bilmiyorum ama dönüşümü sağlamadığı için ya da yeni yapılaşmayı sağlamadığı için bu yardımdan elde edemiyor olabilir ama tam net bilmiyorum. Ama kanunda zaten bu 2 yıla kadar kira yardımı yapılır ibaresi var ve peki o binalar Eskişehir'de tamam. 52 milyon lira kira yardımı yapılmış. Tamam, bu tamam. Oradaki binalar niye yıkılamıyor? Boşaltılmış binalar. Oradaki binaların meselesini şimdi Nuray Hanım belki cevabı olur ama Büyükşehir Belediyesi'nin afet riskli alanla ilgili
çalışmayı yapmamasından kaynaklanıyor. Bakınız bunu geçen mecliste de söyledim. Bu noktada halen daha sorumluluğunu kabul etmiyor ne yazık ki. Bakınız mahkeme iptal etti filan denildi. Artık bizden çıktı sorumluluk denildi. Halbuki böyle değil. O mahkeme kararları belediyeden çıktıysa çevre şehircilik de mi sorumlu? Değil, hayır. Mahkeme kararında şunu diyor. Buradaki dava açan mülk sahibi bir vatandaş, onun ne kadarsa işte 300 metre, 200 metre ne kadarsa bir alan, sadece bu parsel buna münhasır olmak üzere bu karar iptaldir diyor. Dolayısıyla diğer alanda bu geçerlidir. Hatta diyor bu parselle ilgili risk tespit edilirse, hani belediye daha yakından bir çalışma yaparak, daha farklı araçlar kullanarak, işte bunun aletleri var, ölçüm aletleri var teknik olarak. Bu aletlerle burada yeni bir tespit yapılırsa, riskli olduğu belirlenirse, o takdirde burayı da yeni yapacağı planlamaya dahil edebilir diyor. Dolayısıyla yani yetki yine Büyükşehir'dedir. Yetki yine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ndedir. Peki bunu anlaştık. Dolayısıyla bu noktada çalışma yapması gereken şu anda belediyedir. Belediyedir. Peki. Evet. Yani herhangi bir yıkılma olursa, orada kendiliğinden bir yıkılma, sorumluluk, çökme olursa. Sorumluluk belediyedir. Öyle mi Nuray? Burada hemen şurada gireyim ben Orhan Bey. Orada da zaten mecliste de bu konu tartışılmıştı. Bu konuyla ilgili dairedeki arkadaşlarımız da cevap vermişti Orhan Bey. Burada anlaşamadığımız bir iki konu var. O mahkeme konusunda cevap verdiler. Biz niye dahil olmadınız dedik. Onlar da bakanlık süreci yürütüyor dediler. İşte mahkeme sonucunda anlaşamıyoruz. Bize göre siz parsel bazında iptal ettirildiğini söylüyorsunuz. Bize göre planın bütünü iptal. Biz öyle yorumluyoruz. Şimdi o yüzden bence bu mahkeme kararının bir kere sonucunda bir netleşmemiz lazım. Onu hukukçular baksınlar ama orada çok bence açık. De, sadece dava açan parsel sahibi yönünden iptal kararı var diyor. Tamam. Bu karar bu şekilde algılandığı için bir sıkıntı var aramızda. Peki, burada yine diğer konuda... Şimdi deprem gerçeği. Tamam, ona da şöyle bir değineyim. Burada ortak bir konsensusumuz var. O da şu: vatandaşımız bu dönüşüm noktasında yeterli desteği ya da yeterli uyumu göstermiyor ne yazık ki. Burada suç da, vatandaşın yani. Suç demeyelim ona da, vatandaşımız deprem gerçeğini bilmekle beraber burada örneğin mevcut halde 130-140 metrekare bir yeri var. Ama yeni yapılacak binada bu yerin işte yeni imar ya da oradaki yükseklikle alakalı çekme mesafeleri de olmak kaydıyla diyelim 110 metrekareye düşüyor. Diyor ki ya ben burada 20 metrekare diyelim bir oda belki kaybediyorum. Niye kaybedeyim? Bana diyor aynı yerimi tekrar vermedikten sonra ben bu dönüşüme girmiyorum diyor. Ha. Dolayısıyla böyle bir dirençle karşılaşılıyor. O noktada neticede yasa zorlayıcı bir şekilde illa bunu yapacaksınız demiyor. Gönüllü bir uyum. Bu hükümet ne yapar, bakanlık ne yapar? Bununla ilgili ön açıcı yasal düzenlemeyi yapar. Sonrasında uygulamayı o ildeki yerel idarecilere, belediyeye bırakır ve vatandaşla olan uyumuna bakar. Hatta o mahkeme kararlarından, gerekçelerinden bir tanesinde de şey diyordu. Yani belediyelerin vatandaşla doğrudan görüşerek uzlaşma sağlamak suretiyle bir etüt çalışması yapıp bir imar düzenlemesi, yeni bir imar düzenlemesi getirmesi gerekir. Bu noktalarda eksiklik var diyor. Dolayısıyla vatandaşlarımıza da gerçekten burada bir kez daha seslenmek istiyoruz. Hani birazcık dairem azaldı, metrekaresi azaldı, bir odam eksildi diye bakılmasın. Yani çok elim ve üzücü hadiseler yaşanmak yerine biraz daha küçük bir dairede oturmayı kabul etmeye yanaşıyorum. Tabii canından önemli mi ya? Yani ölmek yerine biraz daha veya bir katının uzlaşalım, eksilmesinden bir dairesinin eksilmesinden. Yani buradaki şu olay şu. Yani diyelim 3+1'de oturuyorsun. Ya 2+1'e razı olacaksın. Ya da üste para vereceksin tekrar. Evet. 3+1 olacak. Evet. Burada şöyle bir şikayet geliyor. Bize de çok geldi. Burada kötü niyetli müteahhitler var. Yasaların boşluğundan yararlanıyor. Şimdi geçen birisi aradı beni daha Kırmızı Toprak'ta. Müteahhit, örnek veriyorum, bir işte 4 katlı binada 8 daire var. 4'ünü satın almış. Diğer 4'ünü satın alamamış. Hemen şeye başvuruyor. Üniversiteye. Üniversite geliyor. Tabii ben
bilim insanlarımız, akademik hocalarımız lütfen yanlış anlamasınlar. Kimse kolay kolay eski binalara sağlam bir raporu veremiyor. Yıkılması gerekir diyor. Bu sefer ne yapıyor? Vatandaşın evini ucuza kapatmaya çalışıyor. Bakın çok büyük olaylar var. Başka işler de var. Ne? Uyanık müteahhit. Tersi de yapıyor. Ne yapıyor müteahhit? Yine alıyor. Değer kazansın diyor. Bu sefer yıkmıyor. Diyor ki vatandaşa protokol yapıyor. Başkaları da var. Protokol yapıyor. Anlaşma yapılıyor. İmza alıyor. Tabii vatandaş da şöyle kira yardım alıyor ya. Bir sene alıyor. Ya da ikisi yani bilmiyorum ne kadar olduğunu. Sonra çıkıyor. Müteahhite gidiyor. Ne oldu arkadaşlar? Ev yok. Daha yıkmamış. İşe başlamamış. Ne zaman başlayacak? Belli değil. Şimdi bunların bir yaptırımı olması lazım. Vatandaşın gerçekten bu konuda canı yanıyor. Yani canımdan mı olsun, canı mı yansın? Vatandaş nereye kaçsın? Kime şikayet etsin? Belli değil. Bence şunun üzerine bir durulması lazım. Peki. Bu konuyu kapatalım isterseniz. Olur mu? Anlaştık mı? Evet. Peki. Evet. Çok kısa bir vaktimiz var. Kısa kısa değerlendirmenizi isteyeceğim. Orhan Bey size vermek istiyorum ilk sözü. Şu, geçen hafta konuşamadığımız imar düzenlemesi. Evet. Yerel yönetimler kanun tasarısındaki. Biraz bilgi verebilir misiniz? Yani bunun bir katkısı var mı? Faydası olacak evet. mı? Zor mu olacak? Öncelikle şöyle söyleyeyim. bu yeni belediye tasarısı, yeni belediye kanununda yapılması düşünülen değişiklikler içerisinde yok. Dolayısıyla bir belediye kanunu şeklinde değil. O zaman söyleyelim. Bu başka bu başlı imar, başına, öyle mi? İmar Şehircilik Bakanlığı'nın getirdiği başka bir teklif içerisinde var. Dolayısıyla doğrudan belediye ilgilendiren kanun tasarısı içerisinde değil. Onu bir ayıralım. Burada yapılmak istenen de şu. İmar planı hazırlamakta esas yetkili belediye meclisleri olacak. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın re'sen plan yapma ve kontrol yetkisi olacak. Bu da şundan çeşitli kurumlara imar planı yapma yetkisi, işte sanayi odalarına, TOKİ'ye, özelleştirme idaresine gibi başka kurumlara süreci hızlandırmak için, o da kötü niyetli değil belki, süreci hızlandırmak için hemen o bölgeyle ilgili bir imar planı düzenlemesi yapma yetkisi veriliyordu önceden. Evet. Şimdi artık Türkiye o noktaları geçti ve bunu doğrudan bakanlık kendi uhdesine alarak, bu yetkileri kaldırarak, kendi uhdesine alarak burada da bakın özellikle söylüyorum. Ben mi yapacağım diyor. Onu da şöyle diyor bakın okul, kamu binası ve kaymakamlık binası gibi kamu tesislerini yapmak üzere. Yoksa burada bir diyelim Büyükşehir Belediyesi içerisinde sınırlar içerisinde gelen bir plan, bir porsuk 1-2 gibi örnek söylüyorum. Buradaki planlama yetkisini bakanlığın alması söz konusu değil. Harika. Peki. Bunu bir peki, yanlış evvela şöyle, anlaşılması. Belediye aldı bu kararı. Porsuk 1-2 projesi gibi mesela herhangi bir şey aldı belediye böyle bir kararı. Bakanlık baktı beğenmedi. Harika kardeşim ben bunu kabul etmiyorum. Bu planı ben yapacağım dedi. Ben yapacağım demiyor. Hayır, yetki, dese. Yetki belediyelerde. Hayır. Evet. Kanunla bu belli. Evet. O kanunun sınırları içerisinde Çevre Şehircilik Müdürlüğü veya Bakanlığı'nın hangi esaslarda bu yetkiyi kullanacağını zaten tarif ediyor. Evet. Muallak evet. bir durum yok yani. Peki. Bir sorun dolayısıyla yok. Peki. Evet. Belediyede ancak bu tür üst ölçekli ya da onay gerektiren planlarda gerekli tadilatı yapmak suretiyle yeniden sunup onayını istiyor. Yoksa bütünüyle ben yapacağım, hayır sen yapma şeklinde bir şey yok. Bir durum yok, asla yok. Peki. Bunu bir ayıralım. Bu konu böyle. Yani doğrudan belediye kanununa eklenen bir madde değil, ayrı bir kanun yani, tasarısı. Siz diyorsunuz ki muhalefet belediyelere endişelenmesin. Çünkü evet. niye? Nuray Hanım'a yönlendireyim şimdi. Çünkü özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri bu imar değişikliğiyle ya da düzenlemesiyle birlikte belediyenin şeylerini kısıtlama ya imardaki elindeki o gücü ya da yetkisini kısıtlama anlamına geldiğini ifade ettiler Nuray Hanım. Evet. Siz öyle düşünür müsünüz? Hayır, geçmişte de yaşanmış da hikayeler var. Bizim stadyumumuz gibi. Yani hani trenin yer altına alınması, yer üstünde olması gibi o hadiseler de aslında şimdi doğrusu bu işlerin yerelde ele alınması. Hiçbir şehir bir diğer şehire benzemez. Evet. Siz hani TOKİ olarak belirli
tip konutlara yapmayı istersiniz. Ama o konutların hiçbirinin dokusu bir diğeriyle benzemez. Bambaşkalar yapmak zorundasınızdır. Bunun da doğrusunu kim karar verir? Yerel belediye, yerel meclisler karar verir. Bunun için vardır aslında. Aslında ben çok sevindim Orhan Bey'in bu sözlerinden. Çünkü yine benim geçen haftada söylemeye çalıştığım Cumhurbaşkanlığı'nın bu komisyonunda illerle ilgili bu reform tasarısına lütfen söylemek istediklerinizi söyleyin dediği illerimizin içerisinde Eskişehir var ve bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen var. Evet. Onun görüşlerinin içinde tam da Orhan Bey'in söylediği bu konu var. Diyor ki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilen plan yapmak, ruhsat vermek ve benzeri imar uygulamaları ile ilgili belediyelerin görüşü alınmadan yapılmakta ve plan bütünlüğünü bozmaktadır. Bakanlıkların bu yetkileri kaldırılmalı veya sınırlandırılmalıdır. Her ölçekte plan yapma yetkisi münhasıran yerel yönetimlere, yani belediyelere bırakılmalıdır. Tam da dediğiniz gibi belki sınırlandırılmada, sizin dediğiniz işte okul yapma, evet, kaymakamlık binası yapma gibi, evet, anlıyorum ki sınırlandırılmış. Evet. Bu memnuniyet verici bir şey. Evet. Yerele bırakmak her zaman için iyidir. Planlı alanlar imar yönetmeliği, yani tip yönetmelik doğrultusunda şehirlerin kendi hazırladıkları imar yönetmeliklerinin yürürlüğe girmesi, yerelin şehir kimliğinin ortaya koyması açısından büyük önem taşımaktadır demiş, zaten bu görüşlerini de oraya bildirmiş. Özellikle bir de 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve alt mevzuatları arasında çelişkiler varmış. Bir de eğer bu reform tasarısına bu çelişkiler girebilirse, kaldı ki bir iletilmiş bu reform tasarısına girsin diye Sayın Yılmaz Büyükerşen tarafından. Bu da belki değişirse kültür ve tabiat ve varlıkların korunması açısından da önemli. Söylediğiniz şahsen beni memnun eder. Evet, zaten belki başka eksik kalan ya da ilavesi gereken hususlar olabilir. Bunlar da meclis görüşmeleri ya da komisyon görüşmeleri sırasında önergelerle yeniden ilave edilecektir. Dolayısıyla birçok aksayan yönde bu surette çözülmüş olacaktır. Peki. Diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili ben bir şey daha çok kısa söyleyeyim lütfen. Son olarak. Evet. Çünkü Ali Paşa'da söz vereceğim, bir kapatacağım. Bir önceki programda işte belediye başkanının akrabalarının belediyede çalışması gibi bir haklı düşünceniz vardı. Ali Baş söylemişti, ben de katılmıştım. Ha, evet, bu da tasarının 46. maddesinde düzenlendi. Aa, çok güzel. Biz onu o zaman dikkate getirmemiştik. Şimdi bir kez daha söyleyelim. Dördüncü derece dahil kan ve sıhri hısımlarını bu tür belediyenin herhangi bir yerinde çalıştıramaz. Evet, bölümünde herhangi bir şubesinde çalıştıramayız. Peki o zaman şu an hali hazırda çalışıyor olanlar bay bay diyebilir miyiz? Yoksa bundan yani sonrakiler için mi? Haklar korunacak mı? Onu belki ilgili kanun geçtikten tabii sonra ben orada, yoksa belediyelerin yarısı boş olur, onu söyleyeyim. Şimdi, hayır, ben orada tabii şunu da demiştim. Yani bu hiçbir belediyede çalışmamız lazım. Çünkü şöyle yapıyorlar. Ben şimdi buradaki ilçe belediyeleri biliyorum daha önce. Ama o kadar üstesinden gelinemez. Benim, ya. Benim diyor, kardeşimi sen al diyor oraya. Seninkini de ben buraya alayım diyor. Ama, sonra baktığın zaman diyor ki, aa evet, bizde hiç akraba yok. Ama, abi öbür belediye ama çalışıyor. Ama o da bence şey olur, haksızlık, adaletsizlik evet. olur. Yani bu belediye başkanlarının hiçbir akrabası hak etse dahi çalışamayacak evet. bir belediyede. Bu doğru değil. Yine ama bu yasaya, şu doğru. Evet, ilave evet. edilen belediye başkanı ve meclis üyeleri birden fazla belediye şirketinde görev almaları halinde yalnızca bir tanesinden ücret alabilir. Bu da güzel. Evet. Bu da evet. güzel, çünkü öbür türlü bir eşitsizlik oluyordu. Birkaç şirketten huzur hakkı ve ücret söz konusu olabiliyordu. Çok üzülenler olacak yalnız evet. bu kanuna söyleyeyim. Ve buna dair madde. Birinci, ikinci fıkradaki konularla ilgili buna aykırı hareket edenler halinde kamu zararı doğacak ve bu zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak faiziyle o kişiden alınması Peki. mümkün olacak. Peki, teşekkür ederim. Ben bir şey ekleyebilir miyim bu konuda? Buyurun Murat Hanım. Şimdi bir de şöyle bir konu var. Belki hatırlayacaksınız. Bir önceki dönemde de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bazı kararları hoca veto ediyordu. Şimdi bununla ilgili de bir görüş beyan etmiş Yılmaz Hoca. Bu reform paketinde olmasını istemiş. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından hukuka aykırı görülerek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edilen
Fakat Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ısrar edilen kararlar olabiliyor. Ne oluyor? O zaman bir mahkeme süreci sonuçlanmadan kesinleşmemelidir diyor Sayın Başkan. Neden? Çünkü siz bir şey veto ediyorsunuz bir başkan olarak. Bunda sakınca görüyorsunuz. Ama bir ısrarcılık var, meclise tekrar geliyor. Ama bu mahkemeye taşınıyor. Şimdi buradaki endişesi şu, onu da söylemek isterim. Çünkü bu arada bu mahkeme kararı gelene kadar müteahhit burada inşaata başlıyor. Evet. İnşaat işte 8 katlı bir bina, 14 katlı bir bina. Evet. İnşaat bitiyor, mahkeme kararı geliyor ve sizin bu mahkemeniz tamamen kadük kalıyor. Buradan hiçbir şey elde edemezsiniz, yıkamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız. Bu mahkeme kararlarının beklenmesi gerekliliğini söylüyor. Doğru. Beklensin, doğru veya yanlış, kabul veya red. Biz hakkımıza razı olalım ama mahkeme kararı beklenelim. Çünkü bunların acıları bazı konularda çekilmiş ama artık geriye dönüşü mümkün değil. Evet, peki. Evet. Ya da direkt atıyorum mahkeme sonuçlandı, bu doğru değildendi, o bina yıkılacak kardeşim. Ya da böyle keskin kararlar alınacak. Evet, yıkılacak. Bir kere oldu bu zaten, bir daha yapılmaz. Evet. Ali Baş, sizden alayım imar ben, konusu. Tabii çok kısa konuşayım. Evet. Az önce bir anlattılar. Bu yeni konularda da bilgim de yok. Benim söyleyeceğim şu. Planlara sadık kalınsın. Şehirde iyi kötü bir plan yapılıyor. Bu planlar delmesin. İktidarıyla, muhalefetiyle arkadaş biz şehir olarak bu planlara sadıkız. Bu plan ne yapılacaksa bu planlar üzerine yapılsın. Evet. Bunda ısrarcı olmuşsun diyorum. Peki size katılıyorum. Özellikle ada bazlı değişiklikler falan olmaması lazım. Yani madem bir plan yapıyorsunuz sürekli her hafta burada da görüyoruz her şehirde. Tepebaşı'ndan, Odu Pazarı'ndan hep bir plan tadilatı, plan tadilatı, plan tadilatı. Niçin yapıyorsunuz, niye yapıyorsunuz, hangi gerekçeyle yapıyorsunuz? Orada tabii bir dünya şaibe de olabiliyor. Herkesin kafasında bir soru işareti de oluşabiliyor. Orada bunların çok haksızlık da olmaması lazım. Yapmayalım çünkü bence. Vatandaşın önünü açacak, vatandaşın işini kolaylaştıracak bir takım şeyler oluyor. Yani benim ticareti döndürmeyi arzu ediyor. Evet. Benim görüşüm o zaman en baştan oturacak meclis üyeleri güzelce planını yapacaklar. İleri görüşlü meclis üyeleri. Meclis üyeleri planlara yapacaklar. Dahil olmuyor. Tamam bürokratlar yapıyor. Sorun hazırlıyor, değil. Meclise sorun getiriyor. Ama bu ada bazlı değişik. Ben plan değişikliklerine zorunlu olmadıkça, geçiyor. Kamuyu ilgilendirmedikçe plan değişiklikleri yapılmasına karşı olan bir insanım. Bunu evet. belirteyim. Şimdi konular bitti. Programı kapatacağız ama ben Nuray Akçasoy'a başka bir konuda söz vermek istiyorum. Koronavirüsüyle uğraşıyoruz bu sıra, başımız dertte. Türkiye'de Sağlık Bakanlığımız da bu noktada çok ciddi önlemler alıyor. Teşekkür de ediyoruz. İran kapımız kapandı değil mi? Irak'ta kapılarımız kapandı. Ve bu noktada da belediyelerin çok ciddi çalışmaları varmış. Nuray Hanım onu çok kısa bir anlatsın, vatandaşları da bir bilgilendirsin ve kapatalım. Evet, haklısınız. Artık hani dünyada birçok ülkeye de uçuşlarımız da durduruldu. Ve çok sınır komşularımızda da bu yaygınlaştıkça bize gelmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Biz ne kadar tedbir alırsak alalım, bu bir şekilde dünyanın bu hareketliliğinde gelecektir ülkemize evet. de. Ama öncelikle biz tedbirlerimizi şehirler bazında almaya gayret edelim. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok uyarıcı hem bilgilendirici çalışmaları var, videoları var. Bunları kurumlara, toplu alanlarda yaşayanlara, okullara ve de özellikle de sağlık kuruluşlarına gönderiyor. Bizler de bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yapmalıyız da. Evet. Çünkü toplu taşıma çok önemli. Toplu taşımanın içerisinde bu sterilizasyon, temizlik. Öncelikle vatandaşın da kendine üstüne düşeni. Lütfen hem televizyonlarda hem yerel medyada, basınımızda bunları takip etmelerini rica ediyorum. Kendi öz temizliğimize öncelikle hep söylüyoruz, konuşuyoruz. El yıkamanın ve 80 derecelik bir kolonyanın ki bizim alışkanlığımız ne güzelmiş. Şimdi diyorum misafirler eve gelince bir kolonyalar falan dökülürdü. Evet. Bu alışkanlıklarımıza geri dönmemiz lazım. 80 derecelik kolonyanın bunun tek panzehirlerinden biri olduğu söyleniyor. Lütfen diğer o antiseptik gibi şeylerle ellerinizi boşu boşuna tahriş etmeyiniz. Sabun ve kolonya yeterli bir temizlik malzemesi ancak
toplu bulunan yerlerde bizlerin dikkat etmesi gereken, ben bir tıpçı değilim ama artık bunu hepimiz biliyoruz. Bu virüs kapımızda dönüşmüş haliyle, dönüşmemiş haliyle. Lütfen bu maskeyi sağlıklı kişinin takmasının hiçbir yararı olmadığını biliyoruz. Grip olmuş veya bu şekilde hastalanmış, çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonları geçiren kişilerin takması gerekliliğini unutmayalım. Bizlerin takmasının bir anlamı yok. Boşuna onlara da yüksek ücretlerle şu anda satıldığı, fahiş fiyatlarla satıldığı söyleniyor. Hastalar taksın, sağlık personeli taksın. Bunun önemini bilelim. Gidip bu konuda kendimizi de paniğe lütfen el vermeyelim. Belediyelerimiz sterilizasyon, toplu bir araya gelinen yerlerde, kültür merkezleri, kongre merkezleri gibi yerlerde gerekli bu sterilizasyonları yapıyorlar. Yapmaya devam edecekler. Ulaşımın içinde de zaten biz bunda çok iddialıydık. Özellikle biliyorsunuz tramvaylarımızda ve otobüslerimizde. Şimdi iki kat daha iddialı olacağız. Daha yakın gözlem altında bulunduracağız. Ama vatandaşlarımıza da büyük iş düşüyor. Hasta olanların mutlaka bunu sağlık kontrolünden geçilmesi gerektiğini bilmelerini istiyor. Şunu da söyleyelim. Şimdi maske takıldığı zaman bizim toplumda da bir ön yargı var. Maske takan cüzdanlı değil bir kere. Onu evet, söyleyelim. O hani da olmaz. İnsanlar yanına yaklaşmıyor, tokalaşmıyor. Grip olabilir. Dediğiniz gibi böyle bulaşıcı bir hastalığı olabilir. Herkes de maske takabilir. Hasta olanlar takmalıdır da. Hatta bizim bunu bir anlayış haline getirmemiz gerekir diyorum. Çok güzel bir şey hatırlattınız. Öpüşme konusunu. Bir müddet lütfen bizim yani güzel hasletlerimizden biri ama el tokalaşarak, hatta mümkünse belki uzaktan şöyle eyvallah kalbimizi aynen göstererek bir müddet bunu da yapmamakta yeni fayda var. Yeni bir çığır açılmış bu arada. Ayak tokalaşması. Çeşitli versiyonlar başlamış. Evet. Peki. Evet. Nuray Akçasoy, teşekkür ederim. Ali Baş, teşekkür ediyorum. Orhan Durmuş, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Eskişehir Nabzı'nın sonuna geldik. Değerli yorumcularımızla beraber Tülomsaş'ı, hafriyat meselesini, imar konusunu ve depremi konuştuk. En son Nuray Hanım koronavirüsüyle ilgili biraz bilgi verdi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz haftaya aynı gün, aynı saatte yine bu ekranlarda olacağız. İyi geceler.